Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri öncelikle sevgi, saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Dolayısıyla bugün bu kürsüye çıkan bakanlarımız, AKP'li ve MHP'li milletvekilleri sürekli Türkiye'nin geliştiğini, Türkiye'nin büyüdüğünü ve dolayısıyla neredeyse Türkiye'nin uçtuğunu burada bize anlatmaktadırlar. Ben de bugün soruyorum. Diyorum ki madem bu ülke bu kadar büyüdü, madem bu ülke bugün bu noktaya geldi, dolayısıyla buradan soruyorum. Neden siz çiftçi kardeşlerimizin 2006 yılından bu yana 250 milyara varan borçlarını neden ödemediniz? Emeklerin ve EYT'lerin sorunlarını bugüne kadar neden çözmediniz? Kamu çalışanlarının 3600 ek göstergesini peki neden vermediniz? Pandemi döneminde 750 bine yakın sağlık çalışanı görev beklerken atamalarını neden yapmadınız? Engellerin Sayıştay raporlarına göre 60 bine yakın kamuda açık olmasına rağmen atamalarını neden yapmadınız? Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel bir sözü var. Mustafa Kemal Atatürk der ki gelecek gençlerin, gençlerse öğretmenlerin eseridir. Bugüne geldiğimizde maalesef ataması yapılmayan 500 bine öğretmenin yüze yakını intihar etmiştir. Bu güzelim insanların atamasını neden yapmadınız? İşçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerine bütçe ayırmadığınızdan dolayı siz iktidara geldiğiniz günden bu yana 28 bine yakın işçi kardeşlerimiz iş cinayetlerinde ölmüştür. Bugün hala iş cinayetlerinde maalesef biz Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü konumdayız. Madem ekonomimiz büyüdü, açlık sınırı 4000 lirayı, yoksulluk sınırı 13 bin lirayı geçerken, yoksul aile sayısı 6,5 milyon olurken, yardıma muhtaç aile sayısı neden iki katına çıktı? Binlerce öğrenci yurt bulamadığı için neden açıkta kalmıştır? Bugün Ankara'ya yurt sorunları için gelen öğrencileri neden gözaltına aldınız? Cumhurbaşkanı 2,5 milyara ABD'de yani New York'ta Türkiye'yi yapacağına bu 2,5 milyar dolarla 500 yataklı 23 öğrenci yurdu yapabilirdi. Böylece çocuklarımız parklarda yatmak zorunda kalmazdı. Döviz kurunda artış, bitmeyen zamlar ve düşük ücretlerle birlikte ülke daha da yoksullaşmıştır. Diske, Türk İş'e, AKİŞ'e bağlı yakın olan sendikalarımız baraj altında kaldığından dolayı on binlerce işçi Türkiye'de toplu iş sözleşmesinden faydalanamadığı için açlığa ve yoksulluğa terk edilmiştir. Milyonlarca emekli açlık sınırı altında yaşarken emekliyi temsil etmeyi amaçlayan DİSK emeklisen kapatılması için dava açıyorsunuz. Bu durum anayasaya yani 90. maddeye aykırıdır. Dolayısıyla baktığımızda bugün asgari ücret için görüşmeler başlayacaktır. Asgari ücret tespit komisyonundan insan olmaktan kaynakların temel ihtiyaçlarını giderebilecek bir maaş beklemektedirler. Bu kesinlikle 5000 liranın altında olmaması gerekmektedir. Meksika devlet başkanı var olan tek başkanlık uçağını ülkede bu kadar yoksulluk ve kriz varken binmeye utanırım diyerek satmış, parasını hazineye devretmiştir. Bizde ise Cumhurbaşkanı saraylarına saray, uçaklarına uçak Bir dakika. Buyur, bir dakika. Buyurun toparlayın. Bugün ülkemizin Kurtuluş Savaşı
Bugün ülkemizde Kurtuluş Savaşı yoktur. Peşkeş vardır. Bu ülkede gerçek Kurtuluş Savaşı bir kez verilmiştir. O Kurtuluş Savaşı'nın önderi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. 20 yıldır sata sata bitiremediğiniz milli varlıkları yoktan var etmiş. Bu varlıkları halkın esenliği için hepimize emanet etmiştir. Sayın Erdoğan, siz Kurtuluş Savaşı vermiyor, ülkenin varlıklarını yabancı sermaye satıyorsunuz. İktidara geldiğinizden bu yana devletin mallarına çöktünüz, savaş ganimeti gibi dağıtıyorsunuz. Dolayısıyla bu bütçe halkın, emeklinin, işçinin, çiftçinin, öğrencinin, esnafın, dul ve yetimlerin bütçesi değil. Bu bütçe sarayın ve beşli çetenin bütçesi olduğu için bütçe... Söz sırası